Selamünaleyküm arkadaşlar. Yedinci ve son özelliğimizdeyiz. İkinci dereceden denklemlerde. Bunu parametre değişimi ya da değişken değişimi olarak adlandırırız arkadaşlar. Bu özelliği. Ne yapıyoruz? Bazı denklemlerde uygun bir değişken değişimi ile ikinci dereceden denklem elde edilir. Yani şuraya baktığımızda ikinci dereceden bir denklem görmüyorum ben. 9 üzeri x eksi 4 çarpı 3 üzeri x artı 3 eşittir 0. Ama dikkatlice bakarsan 3 üzeri x'in karesi var burada. 3 üzeri 2x var. Yani 3 üzeri x'in karesi. Ne yapmam gerekiyor? Bunu hemen 3 üzeri x'i t'ye çevirmem gerekiyor. Ve buradan t kare eksi 4t artı 3 eşittir 0. Ya da 3 üzeri x'i y'ye çevirmem gerekiyor. Herhangi bir harf veriyoruz arkadaşlar. Buradan dikkat ederseniz ikinci dereceden bir denklem oluştu. Şimdi x üzeri 4 var ve eksi 5x kare var. Burada da bakıyorum ki şu ifade x karenin karesi. O halde x kareye t veriyorum. Hemen ikinci dereceden denklemim oluşuyor. X kareye t dediğimde şurası t'nin karesi. Eksi 5t artı 4 olduğu gibi geliyor. Son ifademde, son örneğimde zaten örnek sorularda daha çok pekiştireceğiz. Yani bu herhangi bir ifade olabilir. Yani üslü bir ifade olabilir arkadaşlar. Üstel bir ifade. Ya da x üzeri herhangi bir sayı olabilir. Ya da rasyonel bir ifade olabilir. X bölü x artı 1 şeklinde, 3x bölü 5x artı 5 şeklinde. Fark etmez. Eğer herhangi bir ifadenin karesi varsa arkadaşlar, direkt hemen ona t verin. Sonra bakın ikinci dereceden denkleme dönüşüyor. Bakın burada buna kare verdik. Bunun karesi yani t'nin karesi oldu. Ondan sonra şu ifadeye de t dediğimiz için eksi 7t geldi. Artı 12 olduğu gibi çıktı arkadaşlar. Yani bunu yapmadan çözmeniz çok zor. Yani bu tarz bir ifade görüyorsanız hemen değişken değişimini yapın. Ondan sonra soru çok kolay bir hal alacaktır arkadaşlar. Hemen örnek sorularımıza geçelim. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Örneklerde ne görmüştük? X üzeri 4 x karenin karesi olduğu için hemen x kareye t veriyoruz. X kare eşittir t dersem. Bura x karenin karesi yani t'nin karesi. T'nin karesi. Eksi 13 tane T. Artı 36. Şimdi bizden çözüm kümesi istenmiş. Bunu sıfıra eşitledim arkadaşlar. Sonra çarpanlarına ayırıyorum. 36 ne şekilde çarpanlarına ayrılırsa 13'e ulaşabilirim diye düşünüyorum. Şimdi 12 ve 3 olarak ayırabilirim. Şunu önce T ve T olarak ayırayım. Buradan ne gelir? 12 ve 3 gelebilir. Ondan sonra 18 ve 2 gelebilir. 9 ve 4 gelebilir. Bakın 9 ve 4 de 13'e ulaştım. O halde diyorum ki bu eksi 9 ve eksi 4 olmalı. Topladığımda eksi 13'e ulaşırım. Çarptığımda 36'ya ulaşırım. O halde ne yapıyorum? Eşittir diyorum. T eksi 9 çarpı T eksi 4. Kaç köküm olacak arkadaşlar? T için bakın dikkat ederseniz T için T eşittir 9 bir köküm ve T eşittir 4 ikinci köküm olacak. Ama biz T'nin kökünü aramıyoruz arkadaşlar. X'in kökünü arıyoruz. O halde hemen ne yapıyorum arkadaşlar? T eksi 9 yani T yerine X kare eksi 9 yazıyorum. Yani burası aslında ne arkadaşlar? X kare eksi 9 çarpı X kare eksi 4. Şimdi buranın sıfır olması için arkadaşlar iki tane kök gelecek. Yani x kare eksi 9'u sıfıra eşitleyin. X kare eşittir 9 gelecek. Peki x kare eşittir 9 hangi değerler için sağlanır? Eksi 3 için de sağlanır. 3 için de sağlanır. Yani x'e 3 veya eksi 3 verebilirim. Buraya baktığımda ise aynı mevzu arkadaşlar. Şurayı hemen temizleyeyim. Burada ise ne yapabiliriz? X kareyi eksi 2 ve 2 olarak ayırabiliriz. Yani çözüm kümemizi tamamen bulduk. Bakın eğer t'ye bakacak olursak 2 tane kökümüz var. Ama x'i aradığımız için 4 kökümüz oluyor arkadaşlar. Neden? İkinci dereceden eğer t'nin bir kökü, t'nin 2 kökü varsa ikinci dereceden olduğu için buradan her kök için 2'şer tane 4 tane kökümüz olur arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Çözüm kümesini yazıyorum. Eksi 3 eksi 2 2 ve 3 olmak üzere 4 tane kökümüz olacaktır arkadaşlar.
İkinci sorumuzda yine çözüm kümesi istenmiş. Hemen değişken değişimimi yapıyorum. X eksi 1'e t değerini veriyorum arkadaşlar. T'yi verirsem burada ne gelecek? T kare eksi, bakın bir tane t var burada. Eksi 12 eşittir 0 gelecek. Ardışık sayılar olmalı ki eksi 1'e ulaşayım. Hemen 3 ve 4 diyorum. T ve t. Hangisini eksi diyorum? Büyük olana, böylece eksi 1'e ulaşayım. Yani bu aslında neymiş arkadaşlar? T eksi 4 ile t artı 3'ün çarpımıymış. Buna ulaştım. Sonra ne yapmam gerekiyor? T'nin yerine, şöyle temizleyeyim. T'nin yerine x eksi 1 yazmam gerekiyor. Bu değişmeyi yaptım. Burada şimdi tekrar yapacağım. Kökleri bulduktan sonra, daha doğrusu çarpanlarını ayırdıktan sonra. T'nin kökü, bakın, 2 tane gelecek. Bir tanesi 4, diğeri eksi 3. Ama ben T'nin köklerini aramıyorum. X eksi 1'in köklerini arıyorum. Hemen diyorum ki x eksi 1 yazdığımda şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. X eksi 1 eksi 1, x eksi 1 eksi 4'ten x eksi 5 gelecek. Çarpı x eksi 1 artı 3'ten x artı 2 gelecek. Şurayı bir azalttım. Burayı da bir azalttım. X eksi 5, x artı 2 geldi. Bunun sıfıra eşit olması için iki tane kök gelecek arkadaşlar bize. Bunlar 5 ve eksi 2 olacaktır. Buradan gelen kök 5, buradan gelen ise 2. O halde çözüm kümemi yazacak olursam eksi 2, 5. Eğer kökler toplamını sorsaydı ne yapabilirdim arkadaşlar? Kökler toplamı x1 artı x2'yi sorsaydı eşittir 3 diyebilirdim. Üçüncü sorumuzda kökler toplamı istenmiş bizden. Hemen 3 üzeri x'in karesi burada olduğu için ne yapıyorum? 3 üzeri x'e t değerini veriyorum. Buradan ne elde ettik arkadaşlar? T kare eksi 4 tane t artı 3 eşittir 0'ı elde ettik. Şimdi ne olarak ayırmam lazım arkadaşlar? Bakın eksi 3 ve eksi 1 olarak ayırırsam çarpımları 3'e ve aynı zamanda toplamları da eksi 4'e eşit olur. Yani t eksi 3 ve t eksi 1'in çarpımları aslında 0'a eşitmiş. Şimdi bunu da neye çeviriyorum arkadaşlar? T gördüğüm yere 3 üzeri x yazıyorum. 3 üzeri x eksi 3 çarpı 3 üzeri x eksi 1 eşittir 0. Şimdi iki parantezim ve iki tane köküm var. Zaten iki kökün toplamı istenmiş. Buradaki kökümün hangisi olduğuna bakıyorum. 3 üzeri x 3'e eşit olmalı. Böylece 0 olsun. Demek ki 3 üzeri 1 3'e eşit olacağından x eşittir 1 gelecektir. Birinci kökümüz. İkinci kökümüz ise arkadaşlar 3 üzeri x'in 1'e eşit olması lazım. Peki neye eşit olursa arkadaşlar 3 üzeri hangi sayı 1'e eşit olur? 0. O halde ikinci kökümüz de 0. 0 koyarsam 3 üzeri 0 1, 1 eksi 1'den 0, komple 0'a eşit olur. O halde birinci köküm 1, ikincisi de 0 olduğundan kökler toplamı 1'e eşit olur arkadaşlar. Evet, son bir tane sorumuz kaldı. Bundan sonra bitiriyoruz. Son sorumuzdayız arkadaşlar. Böylece bitirmiş olacağız ikinci dereceden denklemleri. Hemen bir parametre değişimimi yapıyorum. T eşittir x eksi 1 bölü x diyorum. Böylece ne elde ederim? T kare eksi 5 tane t artı 6 eşittir 0'ı elde ederim. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 5 ve pardon eksi 6, o da olmadı. Eksi 3 ve eksi 2 olarak ayırıyorum. Eksi 3 ve eksi 2 olarak ayırırsam çarpımları 6, toplamları eksi 5 eder. Hemen diyorum ki t eksi 3 çarpı t eksi 2 olarak ayırdım. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Köklerimiz ne olacak aslında? T'nin 3'e eşit olduğu durumlar. Yani 3 eşittir ne diyorum? X eksi 1 bölü x. Sonra bir de buradan birinci köküm gelecek. İkinci köküm ise t'nin 2'ye eşit olduğu durum. Yani x eksi 1 bölü x'in 2'ye eşit olduğu durum. Hemen bakıyorum. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Hemen şunu şuraya yazacağım. İçler dışlar yaparsam 3x eşittir x eksi 1. Yani x eşittir. Şuraya atarsam 2x'im eksi 1'e eşit olacak. İki tarafı 2'ye bölersem eksi 1 bölü 2.
Buradan gelen köküm eksi 1 bölü 2. Hemen ikinci köke bakıyorum. 2x eşittir x eksi 1. O halde ikinci köküm x'i buraya attım eksi 1 geldi. Yani eksi 1 ve eksi 1 bölü 2. Kökler toplamını sormuştu. Eksi 1 eksi 1 bölü 2'den cevabım eksi 3 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Böyle ikinci dereceden denklem var. Konularını bitirdik. Erken bitti. Bakın polinomlarda bir hafta boyunca her gün konu anlatımı işledik. Bazı konular oluyor, zor oluyor. Fazla özelliklerimiz oluyor. 13 tane özelliğimiz vardı. Çok vakit aldı. Ama ikinci dereceden denklemlerde az konumuz var. Daha fazla soru çözeceğiz. 7 özellik işledik arkadaşlar. Daha fazla soru çözeceğiz. Sizin için 8 tane testi bitireceğim 3D yayınlarında. Ekstra vakit kalırsa daha da fazla soru çözeceğim. 25 tane çıkmış sorumuz var. Bunları da çözeceğim. Yani zaten her haftaya bir konu koymamızın sebebi bu. Kolay olan konularda daha çok vaktimiz kalacak. Eski konuları da tekrar edebileceğiz. Yani mesela polinomlardan sizden gelen sorular oluyor. Çözümlüyorum. Bunların videolarını da paylaşacağım sizlerle. Eski konuları tekrar edeceğiz boş kalan vakitlerimizde. Aynı zamanda kolay olan konulardan daha çok örnek görmüş olacağız arkadaşlar. Evet, herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Böylece ikinci haftamızı tamamladık. Kaldı geriye 8 hafta. Bizimle birlikte olun, takipte kalın. Hep beraber başaracağız inşallah.